Teknik detay, fiyat, o bu şu falan görürüz diye düşünüyorum ve başlatıyorum videoyu. What is the metaverse? the metaverse? it's coming. Metaverse. In the metaverse. The metaverse. metaverse de yıllardır konuşuluyor. We're gonna talk about the metaverse. Hatta Facebook şu an üzerine çökmeye çalışıyor Facebook'un. Tabi canım o Boğaz Köprüsü'nü kapatmışlardı. Yani şu anda muhtemelen e, popüler olan her yer kapılmıştır yani. İnsanlar çıkar çıkmaz almaya başladı çünkü. Ama yok abi yakında gerçekten böyle olacak ya. Ben yanıyorum yani. Herkese merhaba ben Orkun. Bugün sizlere inanılmaz bir şeyden bahsedeceğim. Dünya gerçekten çok farklı bir yere gidiyor. Aynen. Ben de uzun zamandır Metaverse, Blockchain, NFT ve Web3 kavramlarını takip ediyorum. Bunların hepsini takip edenler zaten parayı koyduğu bir biz koyamadık burada. Biz de işte amca olduğundan tavsiye alan kadrodanım ben işte. Kanka var ya bak şuna basıyorsun paranı. Var ya anası belleniyor. O dört katına çıkacak bir sene sonra. Biz biz önce bu laflarla bir şeye girdik. Ben benim bak benim kripto para olayına hakkı bilir. Hakkı'ya da soruyordum çünkü. Bir girişim oldu. Bir de çıkışım oldu abi. Daha hiçbir şey yok bunun üzerine. Şimdi bu NFT'ler, NFT'ler yani yayıncılar falan neler neler var ya. Neler neler yani. Tuna abi falan birazcık uğraşıyor, anlatıyor bir şeyler bana da bari o girsin. Biz de ondan ekmeğimizi bulalım yani. Bugün Metaverse'te kendi arsamızı satın alacağız. Metaverse'te bir şey nasıl inşa edersiniz? Onu Hadi göstereceğiz. Bakalım. Farklı Metaverse oyunlarını inceleyeceğiz ve deneyimleyeceğiz. Valla Erva yapalım Herkesin ya. Anlayabilmesi için ben anlatabildiğim en basit dilde anlatmaya çalışacağım. Açıklama kısmında da daha detaylı merak edenler için daha böyle detaylı video İki linkleri koyacağım. Oradan gidip de yani. izleyebilirsiniz. Mesut Çevik'in mesela çok güzel videoları var Metaverse hakkında. Bora Özkent'in çok güzel yayınları, podcastleri var. Onların hepsini koyacağım. Gidip bakabilirsiniz. Alpin var onu da söyle. Şimdi Metaverse Al nedir? Şimdi Metaverse nedir? Anlayabili için Öncelikle web 3.0 kavramını anlamamız lazım. Anlamadım web 1.0 çıktığında internette tek yapılabilen şey internette yazılanları okuyabilmekti. Aynen. Başka hiçbir özelliği yoktu. Web 2.0 çıktığında... In ben bunların bu arada dersini gördüm yani. Ne kadar yazılımla alakalı veya internetle alakalı şu an... Yayın da gerçi internetle alakalı da... Mesleğimle alakalı bir iş yapmasam da bunları görmüştük hep derslerini bizde. İnsanlar ya. da içerik üretmeye başladı. Bloggerlar, Youtuberlar, influencerlar Aynen. hep bu Web 2.0 sayesinde aslında türedi ama Web 2.0'ın sıkıntısı internetin Google, Twitter, Facebook gibi büyük şirketler tarafından sağlanması ve tekerleşmiş olmasıydı. Çünkü Doğru. sunucu hizmetlerini ve maliyetlerini... Ben yönetim bilişimi sistemleri mezunuyum biler. Onlar büyük şirketler karşılıyor. Bu yüzden de merkezi bir yapı oluşmuş oluyor. Web 3.0'da bunu tam tersi aslında tamamen merkeziyetsiz yani bir Google'a, Facebook'a, <laughs> internet sağlayıcısına büyük bir dev şirkete ihtiyaç duymadan insanlar kendileri arasında internet aktarımı yaparak ve bunları doğrulayarak internete erişim sağlayabilir. Şu aldığın arazi <laughs> orkun bunları boş ver. bir aldığın araziyi göster. Bir platform olacak aslında ve 3.0 sıfır. Böylece kullanıcılar datalarını çaldırmadan ve böyle bir büyük şirkete ihtiyaç duymadan internet sağlayıcıya ihtiyaç duymadan birbiriyle etkileşime geçebilecek ve merkeziyetsiz sanal evrenler yaratabilecek. Zaten Ready Player One ha, ya da bak. Black Mirror izlediyseniz... Ha, bak söylediğim oyun. Black Mirror birazcık daha karanlık bir... Hatta birazcık değil bayağı karanlık bir dizi de. Şu Ready Player One'ı izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Şimdi abi bak düşündüğün zaman bence çok mantıklı gelen bir şey bu olay. Neden? Şimdi örnek veriyorum. Videonun içeriğini daha bilmiyorum ama 230 bin TL arsa diyor ya. Arkadaşlar şunu hayal edin. Şu anda 230 bin liraya nasıl bir ev alabilirsiniz Türkiye'de? Şu an 230 bin lirayı öncelikle Türkiye'de ev alamazsınız. Alırsanız da muhtemelen ya böyle bir gece kondu mahallesinde falan bir ev alırsınız diye düşünüyorum. Yani hakikaten kalmadı çünkü piyasada yani. Ben ben bilmiyorum. Türkiye'de alırsınız da İstanbul'da alamazsınız. Lafımı değiştiriyorum. Belki hani başka şehirlerde alınabilir ama lüks bir ev alamazsın hiçbir türlü. E ulan şimdi hani internet öyle bir ortam ki... Eğer ki ben 230 bin TL'ye bir malikane belki satın alabileceksem ve hani hayalimde kurduğum her şeyi yapabileceksem bu sanal dünyada insanlar artık bu Ready Player One filmindeki gibi alacak abi o gelişmiş VR sistemini artık nasıl bir sistem olursa Black Mirror'daki gibi beynimize çip mi takarlar artık kulağımıza kulaklık mı takarlar gözümüze lens mi takarlar ne yaparlar orasını bilemiyorum ama gelişmiş bir teknoloji vesilesiyle herkes abi e, evinde oturacak ve herkes o sanal dünyanın içerisinde bir karakter olacak ya. Ya mesela ne olmak istiyorsun abi? Basketbolcu mu olmak istiyorsun? Ol. Ne bileyim, zengin mi olmak istiyorsun? Ol belki. Yani tam olarak burası olacak onu da bilmiyoruz da yani. Robot mu olmak istiyorsun? Ol. Her şey olabileceksin belki yani e, belli bir miktar parayla bu evrende. O zaman neden gerçeğinde yaşamak varken şey burada yaşamak varken gerçeğinde takılasın ki yani gibi bir durum olacak diye hiç düşünüyorum ben yani. Mimiko 8. ayında gelmiş burada arada selamlarıyla. Çok teşekkür ederim Mimiko'cum. 8 aydır abone olup desteklediğin için nice nice ayların inşallah olsun. I boylar seçin chatte. To 95 hoş geldin. Şu andaki e, VR sistemi ne yazık ki güzel çalışan bir sistem değil yani. VR daha önce hiç deneyimleyebildiniz mi? Ben mesela bir etkinlikte yanlış hatırlamıyorsam VR denedim. Miden midem bulandı zaten de çok biraz alışık olmadığımız bir şey yani. Eee... E, ya şu anda daha çok 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 giriş seviyesinde VR. Bunun ileriki seviyesi bundan kaç yıl sonra olur? Bize yetişir mi? Bizim çocuklarımıza yetişir mi? Orasını bilemiyorum ama yani hakikaten gelecekte bir şu ikisinden bir tanesini yaşayacağız yani. Bu böyle sıkıntı bir çağa da götürebilir bizi. Ee, ...böyle Ready Player One'daki gibi bildiğin oyun kafasında bile takılabiliriz yani. Ona çok yakın bir ortam. Ama şöyle bir yanlış anlaşılma var. Bence asıl sıkıntı da bu. Facebook'un yani Meta'nın reklam gücünü kullanarak... ...bugün yapılamayacak şeyleri, teknolojik olarak yeterli olmayan şeyleri... ...bugün yapılıyormuş ve yakın Oha, zamanda yapılabilecekmiş be? gibi göstermesi. Bu Zuckerberg'ün iddia ettiği Metaverse'ün oluşabilmesi için... ...teknolojinin çok daha fazla gelişmesine... ...sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik... Bu arada ben Barış Özcan abimi izledim başta Mark Zuckerberg dememiş abi. Zuckerberg ondan sonrasında söylemiş bu metaverse kavramını. İlk metaverse kavramı çok 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 daha önceki senelerde ee, birisi tarafından söylemişti ismini şimdi hatırlamıyorum. Ve karma gerçeklik gözlüklerinin teknolojisinin çok daha gelişmesine ihtiyaç var. Geldik günümüzde şu an herkesin konuştuğu metaverse projelerine, metaverse oyunlarına. Evet. Bu metaverselerin çoğuna giriş ücretsiz. Herhangi bir arsa almadan, herhangi bir eşya almadan giriş yapabiliyorsunuz. Bir oyuncu olarak orada oynayıp yine para okay. kazanabiliyorsunuz, yine keşfedebiliyorsunuz. Eğer bir yazılımcıysanız da bu metaverseler içerisinde deneyimler inşa ederek çok daha büyük paralar kazanabiliyorsunuz. Şimdi en çok bilinen ve kullanılan, dolayısıyla market hacmi çok yüksek olan Metaverse oyunlarına gelin birlikte göz atalım. Gireceğiz, arsa Beda alacağız, şey ben dinleyeceğiz. Bakalım neler var. <laughs> en çok bilinen, en çok konuşulan ve market hacmi en yüksek olanlardan bir tanesi Sandbox. Sandbox en eskilerden bir tanesi olduğu için bence en gelişmiş metaverse diyebileceğimiz platform. Bakalım. Arsa alabiliyorsunuz, istediğiniz karakteri oluşturabiliyorsunuz, istediğiniz eşyaları oluşturabiliyorsunuz... ...ve o bu oluşturduğunuz eşyaları NFT olarak satabiliyorsunuz. OHA! Bu NFT olayı da bana var ya çok büyük olay geliyor ya. Çok enteresan. Yani bak düşünsene. Gidiyorsun şöyle bir sneakers yapıyorsun abi. Ee, bunu bir NFT haline dönüştürüp 2095 dolara satıyorsun bunu. Ama bunun başka eşi benzeri yok yani. Bundan sadece bir tane var. Bir kişi yapmış bunu. O kişi almış bunu ve satıyor yani. Sandbox'ta kocaman bir harita var. Sandbox'ın haritası diğerlerinin daha küçük ve sonsuz olmadığı için fiyatlar çok yüksek. Burası haritamız. Aslında sizin aldığınız her bir parsel şu kadarcık. Şurada gördüğünüz bu ufak inanılmaz. kareler bir parsel. Mesela burada Walking Dead'in bir alanı var. Bunu gerçek emlak mantığıyla düşünebilirsiniz. Yanında ne var? Denize bakıyor mu? Ona göre değişiyor. Mesela Walking Dead'in yanındaki yerler daha pahalı. Çünkü Walking Dead oyununu oynayan kişilerin sizin burada yarattığınız deneyimleri görme olasılığı daha yüksek. Gerçekten çok enteresan şeyler dönüyor. Bunun yine kendi marketi var işte zibil milyon tane insanların kendi yarattığı eşyaları. Böyle birazcık daha gerçekçi olmayan bir Metaverse bu arada. Ben mesela e, başka yani belki bu videoda da görürüz ilerleyen kısımlarda ama böyle baya çok gerçekçi olan böyle hani kendi avatarını böyle istediğin şekilde yapıp istersen hani direkt kendi benzeyen bir şekilde yapıp falan e ee, dünya büyüklüğünde olan yerler de var benim bildiğim ya. Bayağı bildiğin hani Türkiye'de falan metaverse arazi satılıyor diye biliyorum ben normalde ama alabiliyorsunuz. Atıyorum Bakalım. ne bu? Bu dayımız bir tane karakter yapmış. Bu karakterin fiyatı da 280 dolara tekabül ediyor. Bunları alabilmek için de Sandbox'ın kendi token'ı, kendi şöyle teknik olarak bu arada Crytich evet abi sanalika da metaverse bu arada. Sanalika'da kendin o karakteri hatırlarsan böyle kıyafetler böyle ona özgü kıyafetler vesaire de alabiliyordun. Aslında evet yani Sanalika'da bir metaverse. Bir tane daha oyun vardı böyle çok reklamları çıkıyordu salak salak böyle erkekli gadunlu böyle entrikalı bir oyun vardı. O da mesela aslında bir metaverse. Ya aslında bunların hepsi metaverse. Online bir dünyada geçiyor. Herkesin bir avatarı var. Yani Habbo değil ya. ismini unuttum vallahi kripto birimi olan sende ihtiyacınız var. Şimdi fiyatlara geliyoruz. Şimdi burada arsa fiyatlarını düşükten yükseğe doğru sıraladık ve en düşük fiyat 3 Ethereum. 3 Ethereum'da 12 bin dolar gibi bir fiyat yapıyor. Sandbox'ta yani parseller gerçekten çok pahalı. <laughs> Şimdi sıradaki oyunumuz Axi Infinity. Bunu tamamen Pokemon gibi düşünebilirsiniz. Pokemon gibi hikaye modu oynayarak Axi Infinity'nin kendi para birimi olan AXS token kazanabiliyorsunuz. Yine arsa alıp satabiliyorsunuz. Burada acaba bu videoda bir ufak reklam bir sponsorluk var mıdır ya? Ki Pokemon gibi Axi denilen karakterleri alıp satabiliyorsunuz. Karakterlerinizi güçlendirebiliyorsunuz. Karakterlerinizi başkalarıyla savaştırarak yine para kazanabiliyorsunuz. Çok değişik imkanlar var burada da. Axi Infinity oynayabilmek için ilk başta daha Aynı ucuz. Aksi karakteri almış olmanız gerekiyor. Onun da fiyatı tanesi böyle 40-50 dolar civarlarında. 3 tane aksi için yani 150 dolarlık karakter almanız gerekiyor oyuna başlayabilmeniz için. Diğer metaverse'ler arasında başlangıçta para bu. harcamanızı gerektiren tek metaverse bu diyebiliriz benim bildiğim kadarıyla. Şimdi burada arsa fiyatlarına geliyoruz yine. Şu Aha, ibibik okay. kadar arsayı alabilmek için yine 13 bin dolara yakın bir para vermeniz gerekiyor. Yine ben geldim Reklam Allah, yapacağım Taşmiye En yüksek teknolojiyi en uygun fiyatlı sunan Şimdi geldik yine en popülerlerden bir tanesine Bu sefer oyunun içine gireceğiz Çünkü ben buradan bir arsa aldım Şimdi Hadi onu göstereceğim be. sizlere Decentraland'de de arsa fiyatları yine yüksek Sandbox'a yakın Yine Sandbox'ta olduğu gibi limitli bir bakalım. haritası var hoş abiciğim. böyle bir haritamız var Bunun Oha. içerisinde gerçekten kocaman. çok farklı Komünite tarafından hazırlanmış Oha. oyunlar, deneyimler var Hepsini göstereceğim şimdi şu mavi olanlar satılık olanlar. Mesela şunun fiyatına bakalım. 109 bin mana diyor. Evet burası 336 bin dolar. 336.000 bin dolar Kuş. mı? Fiyat yüksek. Bu arada bunların hepsine girip bakabiliyorsunuz. Mesela atıyorum burayı almaya niyet ettik. Buradan jump in diyerek oyunun içine giriyorsunuz. Oyuna girişte bir cüzdanınız olması gerekiyor. Bir kripto cüzdanınız olması gerekiyor. Birçok cüzdanı destekliyor. Onunla ilgili de bir link aşağıya bırakırım. Nasıl cüzdan oluşturacağınızla ilgili. Şimdi burada benim daha önce kendi oluşturduğum karakterle o 336 bin dolara satılan arsaya giriş yapıyoruz. Evet şu an o satılan arsaya girdik. İşte büyük olduğu için adam... <laughs> Allah bu ne hal böyle? Aa inanılmaz. Zeynep Princess 3. ayında Twitch Prime ile gelmiş. Çok teşekkür ederim Zeynep'ciğim. 3 aydır abone ol. desteklediğin için. Nice nice ayların olsun inşallah. Yılbaşı boylarımız senin için chatte bıyırsınlar bıyırsınlar. Tam biraz şov olsun diye buraya işte bir şeyler koymuş. Şimdi teşekkür benim dükkanı ettim. göstereyim. Benim aldığım parsel mini minnacık. Bak şurada şu kırmızı olan böyle kalabalık bir bölgeye yakın. Ben bunu 4280 manaya aldım. Yani 13.000 dolara aldım. Şu an benim yanımdaki arsaların fiyatlarına bakın. Şu mavi olanlar satılıyor demek. 330.000 manaya satıyor adam bunu. Manyak kafayı yemiş. Benim yan komşum 330.000 manaya satıyor. 1 milyon 20 bin dolar. Ben ilk defa böyle bir sayı kullandım hayatımda onu fark ettim. 1 milyon 20 bin dolar gerçekten. Şimdi benim dükkana girelim geldik bizim fakirhaneye. Parselimin boyutunu gösteriyorum öncelikle. Şu görmüş olduğunuz evin olduğu, şu ufak kare benim parselim. Bu kadar. Nasıl? Ulan keşke ilk çıktığı zaman ben de alsaymışım ya. Yani şu olay var ya şu arazi satma olayı. İlk çıktığı zaman çok çok daha ucuz fiyatlardı. Düşünemiyorum şu an. 1 milyon dolar diyor. Ben 500 bin dolara bırakırım. Ne olur ya. Bu kadar. Bu kadar bir alana bu kadar para verdik. Canlar sıkkın tabi. Bak mesela şu dayınınki daha büyük. O pahalıya satan dayı şu dayının kendi yeri muhtemelen. Bu ne yapmış? Bir tane buraya. Adam uzay mekiği koymuş ya. Uçak koymuş. Mesela yan komşuya gidelim. Yan komşu burada kendine kat çıkmış. Burada kendi e, satın aldığı NFT'leri bir galeri olarak sergileyebiliyor. Mesela burada çok değişik şeyler var. Buraya bir tane adam şöyle bir dolandırıcılık tuzağı koymuş. Diyor ki 10 mana harcayarak, 30 dolar harcayarak diyor şu kutuyu açabilirsiniz diyor. Siz buraya gelip tuşa bastığın sizin cüzdanınızdan bir alışveriş yapılması için bir pop-up çıkıyor. Diyor ki sana 10 mana harcayacaksın yani 30 dolar harcayacaksın ama 1.5 Ethereum'da işlem ücreti alıyorum senden diyor. Sen buna tıklarsan 5000 dolarlık olmuş oluyorsun. O yüzden bu tip metaverse'lerde neye tıkladığınıza dikkat etmek lazım. Mesela bu çok enteresan geliyor bana. Buraya bir billboard koymuşlar. Bu canlı bir billboard. Siz bu billboardu NFT olarak satın alıp kendi arsanıza da koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu billboard'a online sistemlerden bir tane siteye girip reklam verebiliyorsunuz. İnanılmaz enteresan bir olay bence. Sonra bir şey söyleyeceğim bence muazzam bir olay ya. Bak hakikaten muazzam bir olay. Yani dışarıda mesela bir billboard'a reklam vermek yerine insanlar dijital bir yerde dijital bir billboard'a dijital bir reklam veriyor yani nasıl bir çağdayız inanılmaz güzel bence yani. Burada daha önceden insanların kendi parsellerinde yaptığı eventler var işte canlı eventler olabiliyor hazır mekanlar var. Şimdi bir NFT müzesine geldik. Burada işte insanlar farklı farklı kendi NFT'lerini sergilemişler. Buradan tıklayıp gidip bu NFT'leri satın alabiliyorsunuz. Şimdi bir arsa bir parsel satın aldıysanız da Editörü kullanarak buna istediğiniz modifikasyonu, değişikliği yapabiliyorsunuz. İyi bari yapabiliyorsun. bedavaya Onu içine bir şeyler yapabiliyorsam iyi. Burası benim ibibik parselim. Ben şuraya bir tane şöyle ufak YouTube logosu koydum. Normalde buna tıklayıp YouTube'a gidebiliyor olmanız lazım ama beceremedim bir şekilde. Şimdi burada hazır. İşte sağdan soldan eşyaları kullanabiliyorsunuz. Atıyorum işte zemin materyali koydum ben buraya. Şu an zemini... Tam olur da mesela arazi alırsam hemen ne yapıyorum abi? Burayı açıyoruz. Erva'yı çağırıyorum. Erva burada mısın? Araba burada sana şey yapmadık mı peki? Bu araziye nasıl ev yapılır? Patlamadı mı? Değiştirdim. Kaktüs koydum. Hatta kendi 3 e, boyutlu modellemesini yaptı. Mesela Blender'de de herhangi bir 3 boyutlu modelimi Araba 3 boyutlu senin yaptığın bir şey koyarız. Ha sanal mimar vallahi o da bak Kraytç right yemin ediyorum sıfır şaka. O bir meslek haline gelecek ya. Bak İnsanlar metaverse'ünde aldığı araziye ev yaptırmak isteyecek ve mimara yapacak yani yaptıracak. Ben öyle düşünüyorum şahsen programında bir model yaptım. Onu bile buraya yükleyebiliyorum. Atıyorum işte bu evi silelim. Başka bir ev koyalım. Şu hazırlardan bir tane tutup sürükleyelim buraya. İki katlı bir evimiz oldu şimdi. Evet YouTube logosunu da koyduk buraya. Sonrasında buradan yayınla diyorsunuz ve oradaki daha önce işte evlerin olduğu yer değişiyor. Farklı bir alan yaratmış oluyorsunuz kendinize. Mesela bu evrenin içinde yapılmış kendi ekonomisi olan taşa vurarak para kazandığınız yani oyunu oynayarak ve keşfederek para kazandığınız Başka bir yapı var ve bu Decentraland'den tamamen bağımsız aslında başka birinin oluşturmuş olduğu bir olay. İşte şu meteorlara vurarak mining yapıyorsunuz. Aslında size çok küçük tutarlarda coin'ler veriyor ve siz bu coin'lerle buradaki store'dan bir şeyler satın alabiliyorsunuz. Ya da o coin'i başka bir coin'e çevirip para olarak kendiniz alabiliyorsunuz. Mesela ben meteor'u kırdım içinden bir tane wonder coin diye bir şey verdi. Bir tane safir verdi, bir tane de copper verdi. Bunları sonra gidip buradaki mağazanın içerisinde işte daha iyi bir balta alıyorsunuz daha hızlı kazabilmek için. Balta mı? Daha iyi kazanmak için daha iyi bir balta mı? yöntemlerde kullanabiliyorsunuz. Şu an mesela eventlerden bir tanesine girdik. Değişik bir alan yapmışlar. Ben de ilk defa görüyorum burayı. Aslında bunu da şey gibi düşünebilirsiniz ya. Fortnite'ta Travis Scott konseri olmuştu ya. Ona çok yakın mantıkta şeyler. Ama bunun farkı işte Web3 kullanması ve... Web Bu arada teknik olarak Fortnite de aslında bir metaverse yanlış bilmiyorsam. Blockchain tabanlı olması. Alpha yani burada yapılan bütün işlemleri siz de açıp ben de açıp görebiliyorum. Böyle bir değişik bir alan yapmışlar işte. Şimdi geldik farklı bir Metaverse oyunu olan Over ya. Yine çok gündemde olan yükselenlerden bir tanesi. Bunun en büyük özelliği dünya haritasını, kocaman bir dünya haritasını 1.6 trilyon parsele böldükleri için parsel sayısı çok fazla. O yüzden de fiyatlar... Ben işte galiba bunu demiştim. Dünyadan hani direkt şu anda bulunduğumuz dünyadan arazi satıyorlar Çok uyum, diye. Gerçekten az önce 15 bin dolara aldığımız ufak bir arsayı burada 7 dolara 10 dolara satın alabiliyorsunuz. Ama buranın sisteminde de satın Masak almak mı? için öncesinde açık arttırmaya girmek gerekiyor. Ben gittim İstanbul'un en pahalı semtlerinden 100 dolar 200 dolar harcayarak yer aldım. Sonra gittim Maslak'tan biraz aldım. Yine plazaların olduğu şeylerin olduğu yerlerden. Mesela bizim Boğaz Köprüsü'nü falan almışlar. Türkler de bayağı oyun İstanbul'da da çoğu yer alınmış, bunu da aslında... Bir şey söyleyeceğim, tüm Kurtköy'ü satın almadın mı? Birden pat diye. Tüm böyle, Kurtköy'ü böyle aldım tüm Kurtköy'ü. Havalimanı bende. Formula 1 bende. Kaç paradır kurtköy acaba ya? Buna girebiliyor muyum ben isteyerek? Mesela bir şey indirmeden girebiliyor muyum buraya yerlerden. acaba? Mesela bizim neydi oyunun ismi? Aldığımız ufak bir arsa. 0.6 özelliği dünya haritasını, kocaman bir gündemde olan yükselenlerden bir tanesi bunun OVR diyor. OVR yazsam OVR Bir dakika ya bu niye alt yazılar şu şekilde görünür diye bir şey geldi ki. OVR bu mu? Galiba bu. Tamam bir git ya. This is OVR. The Metaverse Platform for Live Event diyor. Mesela buy OVR land desem. Aha. Aha. Türkiye. Gel. İstanbul gel. Dur bakayım Kurtköy'e alan var mı ya merak ettim. Eee İstanbul'da şuralara geldim. Şuralara geldim. Aha. Şimdi, şimdi burayı satın almış mı? Ne anlayacağım? Bu havalimanı. Havalimanında 12 diyor. Ha, ulan havalimanı Siz akıllısınız ya. Siz akıllısınız. Havalimanı dışında alınan yer yok ha. Buralar hep bende buralar aldım buraları. Mesela Kadıköy'e bakalım. Baksana bu oho. Millet bak şurada anladığım kadarıyla 12 tane yer var alınmış olan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 aynen 12 de sonra işte. Burada 12 tane yer alınmış. Eee 82 tane adadan alınmış. Mesela bak 1K Fenerbahçe Modata Kadıköy taraflarında falan alınmış. Bağdat Caddesi'nde alınmış. Mesela bak Cadde Bostan'da direkt bak burayı almışlar görüyor musunuz? Ya da burası satılıkta mı acaba? Yo bak buralar satılmış buralar satılık. Mesela kaç para burası? Şurayı aldık kaç para? Göremiyoruz galiba. Ay Bodrum veya Çeşme'yi kapat. Oralar da kesin alınmıştır baksanıza. Yunanistan falan da alınmış. Mesela geldim. İzmir gelsin. O güvercin adasını full satın almışlar galiba. O, <laughs> Birisi kuşadasını kapatmış. Çok enteresan bir durummuş ya. Ben beğendim alsak mı acaba hakikaten ha bilemedim şimdi yatırım tavsiyesi değildir ama Bizim için olabilir. Az önce 15 bin dolara aldığımız ufak bir arsayı burada 7 dolara, 10 dolara satın alabiliyorsunuz. Ama buranın sisteminde de... Sen aldım yine plazaların olduğu şeylerin olduğu yerlerden. Mesela bizim Boğaz Köprüsü'nü falan almışlar. Türkler de bayağı oynuyor. İstanbul'da da çoğu yer alınmış. Bunu da aslında mobilden oynuyorsunuz. Pokemon Go gibi düşünebilirsiniz. artırılmış gerçeklik kullanıyor. Siz telefonunuzla istediğiniz bir yere, istediğiniz bir etkinliğe, istediğiniz bir arsaya gidebiliyorsunuz. Ve telefonunuzun okay. içinden böyle telefonu döndürerek gerçekten Pokemon Go'da olduğu gibi oynuyorsunuz. Kurtköy. E o size diyor ya yani 70 metre geri git 70 metre geri git. Böyle normal dünyayı sokakta gezerken bile önünüze kutular çıkabiliyor ve bu kutuları açarak para kazanabiliyorsunuz. Yine çok enteresan ve bence ileride büyüyeceğine, gelişeceğine inandığım metaverse oyunlarından bir tanesi. Şimdi bu Over AI'ın bir uygulamasını göstereyim. Şimdi benim olduğum yerin yakınında burada satılmış arsaları görebiliyoruz. Mesela bizim arka sokakta bir yer almış bir tane adam. E yine uygun fiyata almış. 10 yakın bir fiyata almış. Bunu satıyor açık arttırmadan girebiliyorsunuz. Şimdi mesela bir tane event'e gidelim. Atıyorum. Neler çok lan Çok güzel videoymuş. Dediğimiz. Ben çok beğendim mesela videoyu. Mesela şuradan e, ok çıkartıyor. Diyor ki kardeşim 90 metre şuraya git orada bir tane görev var diyor. O görevi yaparsanız bir şey kazanıyorsunuz ama gerçekten kalkıp gitmeniz gerekiyor 90 metre. Eskiden Pokemon'da hile yapılıyordu. Böyle konumu değiştirebiliyordun telefonun konumunu. Onu yapamıyorsun bunda. bayağı düzgün bir güvenlik sistemi yapmışlar orada. Burada yine haritada görebiliyoruz. Atıyorum işte. Ne yapmışlar? Şimdi böyle yerleştirdi beni. Burası bir müze. Ben böyle kendim telefonumla dönerek de bakabiliyorum. İşte çift tıkladığım zaman ışınlanabiliyorum. Buradan baya böyle hani yürüyerek de şey yapabiliyorsun. Gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Ya gelir misin lütfen? Ha enteresan. Çok değişik şeyler var. Daha, daha çok yeni başladı bunların hepsi. Yani çok fazla yapılabilecek opsiyon var. Bu evrenleri giriş yaparak hiç para harcamadan para kazanabilirsiniz. Ben size bir şey sormak istiyorum çok sevgili chat. Yan ekrandakiler tam ekrandakiler ve çok sevgili botlarımız. Paranız var. Alır mıydınız siz? Hakikaten sizin de yorumunuzu merak ediyorum yani. Alır mıydınız almaz mıydınız bu metaverse'de arazi olayını? Ya da mesela ben bu videoyu şimdi seninle beraber izledim. Şu anda yan ekranda alıyorum diyen var mı ya ne bileyim. Doğukan neden ney mesela? Neden abi? Ya da sus cheese neden? Ya da alanlar neden? O da neden yazsın da tabi. Ne kadar param olduğuna bağlı. Yani şimdi 10 dolar bir arazi için çok değil bence. Half hoş e geldin. Abi bu olay siken bir olay değil ya Emir. Yani çünkü dünya konuşuyor şu anda bunu. Hani yani arazi satıp Uganda'ya kaçamaz kimse anladın mı? Öyle bir muhabbet değil yani bu. Anca bu proje patlarsa sıkıntı yaratır. Yani sonuçta bunlar bir proje. Bu program batsa, iflas etse, batsa bir şey olsa yani ya da sıkıntı. <laughs> 10 dolarım gitse ne olur, gitmesen olur. Değil mi Erva? 10 dolar koymaz sana ya. Galanim hoş geldin. Ya bundan yıllar önce bitcoin para etmezdi. Şimdi bir bitcoin dünya paralar yapıyor. Bu yüzden alırdım Peki o zaman leaj neden şimdi almıyorsun falan diyor değil mi? Para yok bu sefer. Karakter düzenlerken harcarım para araziye değil. O da güzelmiş. Kenarda unutacak kadar param varsa alırım sonra büyürse çat diye satarım mantıklı. E i̇şte Bitcoin mi şey yani coin kripto para olayı gibi. Meryem iki hoş geldin. Japparino selamlar. Hayal satıyorlar. Ortada supportlayacak teknoloji yok. Ben AVG VR teknolojisini 2015'ten beri inceliyorum. Sadece sadece hayal şu noktada. Ama arazi bile de... Oğlum bak bir şey söyleyeceğim ya. Ben... Biz insanlar mı salak ya da bilmiyorum ama yani şu NFT dediğimiz muhabbet mesela tamam mı? Güzel tatlı bir şey. Eyvallah ama yani çok da saçma abi. Yani NFT dediğin şey şunu 4 milyon TL'ye satıyorlar mesela. 40 bin TL'ye satılmış yanlışlıkla. Yani mesela neden anladın mı abi? Neden? Neden yani? Ama işte insanlar alıyor alıyor. Şunu alıyorlar ya. Binlerce dolarlara şunları alıyorlar ya. E bunları alanlar arazi almaz mı yani? Bence arazi de alır. E bunu alan arazi de alır bence. Bilmiyorum. Bu NFT içine yayıncılar da girdi. Cem Yılmaz falan zaten girdi biliyorsunuz ve bence bunlar ee, bize bak buna saçma diyen bizlere mesela şey de saçma gelebilir. Yani o zaman arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu Van Gogh abimin şu tablosu sizde olsa ne olur olmasa ne olur anladın mı? Bak İşte buradaki olay bu. Bak buradaki vurucu laf bu. Van Gogh'un orijinal tablosunu evinizde ister miydiniz? Mesela. Çünkü gidip şunu çakmasını da alabilirsiniz bu şekilde. Bak satılıyormuş 128 liraya Van Gogh'un oluyor. Ama işte bunun orijinalini satın almak var. Mesela şimdi chatte çünkü şunu gördüm. İşte al NFT'yi işte al şu Resmi copy paste yap at, at bilgisayarına diyorsunuz tamam yapabilirsin evet ama bunun orijinali bu değil ki yani orijinali bu değil bunun zaten buradaki olay orijinaline sahip olmak bir şey evet abi orijinal el işçiliği var bunda da el işçiliği var limonoy bu da bir el işçiliği bunu çiziyorlar sadece dijital ortamda çiziyorlar mesela yani bir illüstrasyon çalışması sence emek istemeyen bir şey mi? Mesela işte örnek veriyorum bu. E bu da bir emek. E bunu alıyorlar bunu dijital ortamda satıyorlar sadece. Bizim emotlar mesela düşünsene bizim emotlar yani emek isteyen yapılması zor şeyler bence. Herkes yapabilse zaten o herkese emot yaptırırdım. Alican abi hoş geldin. NFT eğer ünlü birinin elinden çıktıysa almak mantıklı ama sıradan birinin yaptığı NFT'ye para yiymak saçma bence. Katılıyorum. E zaten NFT'ler genelde official insanlardan çıkıyor yani. Genele baktığın zaman. Van Gogh'u da printer'dan çıkartabilirsiniz mantığını anlamadan sövenler var. <laughs> Söven yok canım bizde. Güzel videoydu.